Merhaba, ben Ahmet Örsoğlu. Umut Öyküleri ile karşınızdayız. Sinirleri zorlayan haberlere biraz mola. Başladık. Bugüne kadar Umut Öykülerinde farklı iyilik hikayelerine yer verdik. Kiminde bir köpeğe, kiminde bir kediye yapıldı o yardımlar. Bu kez biraz daha farklı. Karacabey Belediyesi ile birlikte son 3 yıldır her sene göç döneminde, bahar göçü öncesinde Şubat ayında yuvalara itfaiye yardımıyla çıkıyoruz ve yuvalardaki bu atıkların hepsini komple temizleyip yuvayı en doğal haliyle bırakıyoruz. Bir karşılık beklemediler. Tek istekleri var. Yaşam alanları hızla azalan leyleklerin Türkiye'deki konaklamalarında rahat etmeleri. Bunu yapma sebeplerimizden bir tanesi ne yazık ki çevre kirliliği aslında. Çevremizde artan plastik atıklar ne yazık ki leylekler bu atıkları yuvalarına taşıyıp yuva malzemesi olarak kullanabiliyorlar. Alper Tüydeş doğa fotoğrafçısı. Bursa Karacabey'de yaşıyor. Aynı zamanda leyleklerin yaşam alanlarının temizlenmesine yardımcı oluyor. Son 3 yıldır biz burada yabancı madde kaynaklı yuvadaki yavru leylek ölümlerini %100 olarak bitirdik. Ve bu yüzden de bunu her sene sürdürüyoruz. Bursa Karacabey Belediyesi'nin de desteklediği projede leyleklerin yuvalarını yaptığı ahşap direkler de elden geçirildi. Elektrik ekipleriyle birlikte belediye ekipleri köyde titiz bir çalışmayla göç dönemi öncesine yetiştirmek kaydıyla bu girişimi başlattılar ve köydeki bütün ahşap elektrik direklerini beton hale getirdiler. Leyleklerin Mart'ta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. O leyleklerden biri ise çok özel, Yaren Leylek. O buluşma devam ediyor mu? İnşallah bekliyoruz. Yani daha bugün yine ki Leylek Köyü'ndeydim, Adem amcayla beraberdik. Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Bu kez yardımın odağında çocuklar var. Eski paletlere verilen hayatla hem çocuklar hem de doğa kazanıyor. Şanlıurfa'dayız. Her kitaplık için saatlerce uğraşılıyor. Önce zımparalanıyor, sonra da boyanıyor. Amaç çocuklar daha fazla kitap okusun. Sıra dışı yardım öyküsü Şanlıurfa'dan. Şanlıurfa Belediyesi'nde çalışan bir grup genç, atıl durumdaki ahşap paletleri onarıp boyadıktan sonra kitaplık haline getiriyor. Kitaplıklar kırsal mahallelerdeki okullara gönderiliyor. Üstelik herhangi bir maddi beklenti de yok. El emeği kitaplıklarla birlikte okullara kitap da gönderiliyor. Okuma köşeleri öğrenciler tarafından boş bırakılmıyor. Kitaplarımız çocuklarımızın manevi değerlerini, aynı zamanda bilinçlenmelerini ve aynı zamanda derslerine katkı sağlamaları amaçlarıyla gönderildi. Kitaplarımızı çocuklarımıza geldiklerinde sırayla dağıtıyoruz. Koronavirüs hepimizin yaşam rutinlerini etkiledi. Ancak en çok çocukların. Bir baba evde sıkılan çocukları için kolları sıvadı. Letonya'dayız. Aylarca uğraştı. Evinin arka bahçesine yüzlerce metre uzunluğunda bir kızak parkuru inşa etti. Görüntüler Letonya'nın kuzeyindeki Rujenia kentinden. Ayvis Berzins adlı çoban çocukları için eşsiz bir kış eğlencesi üretti. Kızak parkurunun toplam uzunluğu 170 metreyi buluyor. Motosiklet sepetinden yapılmış kızakların hızı ise saatte 30 kilometreye ulaşıyor. Salgın ortamında çocukların televizyon ve bilgisayar başında çakılıp kalmalarını istemedim. Onlar için eğlenceli bir aktivite oldu. Berzins, eski mobilyaları kullanarak ürettiği parkur için toplam 50 euro, yani yaklaşık 400 lira harcadığını söylüyor. Kızak parkuruna çocuklar kadar büyükler de ilgi gösteriyor. Kafanızı kaldırın ve etrafınıza bir bakın. Kimi zaman yokmuş gibi davrandığımız Suriyeli misafirlerimizi fark edeceksiniz.
Bizim fark ettiğimiz biri gelecek şimdi ekranlarınıza. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'yla başarıyı yakalayan biri. Savaş onu durduramadı. Azmetti, çabaladı. Aldığı destekle Türkiye'nin ilk mülteci kadın sanayicisi olmayı başardı. Türkiye'de meslek edinmek zorunda olduğumu, geçimimi sağlamak zorunda olduğumu fark ettim. Emel Sanma, 4 yıl önce savaş nedeniyle Suriye'nin Halep kentinden Gaziantep'e göç etti. Kendi ayakları üzerinde durabilmek için ne yapabileceğini düşündü. Gaziantep Sanayi Odası'ndan aldığı belgeyle mesleki eğitim ve lokum imalathanesinde çalıştı. Sonra karşısına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çıktı. Aldığı hibe desteğiyle Kadın Girişimci Destek Merkezi bünyesinde kendi lokum imalathanesini kurdu. Kendi kültürümüze ait baharatları koyarak özel lokumlar, daha önce yapılmamış lokumlar üretmeye başlayınca bu alanda yetenekli olduğumu fark ettim. Geçici koruma statüsündeki ilk kadın sanayici olan genç kadın 10 kişiyi istihdam ediyor. Sanma sadece yurt içine değil, Rusya, Irak, Azerbaycan ve Dubai'ye de lokum satıyor. Hayata küsüp bir tarafa çekilmek yerine mücadele etmeyi tercih ettim. Ve Emel Sanma'nın hayatının değişmesine yardımcı olanlar. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi, girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için çalışıyor. Suriye krizine yanıt olarak Türkiye'de dayanıklılık projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Yerel Sanayi ve Ticaret Odaları İşbirliği ile Adana, Mersin ve İzmir'de 3 yenilik merkezi kuruldu. Merkezler şirket ve girişimcilere proje geliştirme ve yönetme konularında yol gösteriyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi, sosyoekonomik açıdan sorun yaşayan birey ve grupları güçlendirecek girişimleri özellikle destekliyor. Amacımız zayıflayan umutları canlı tutmak. Yeni bölümlerde karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.